İş yaparken çok sık düştüğümüz bir hata var. Ve bu hata o kadar görünmez, o kadar küçük bir hata ki eğer farkına varmazsak sonuçları dehşet oluyor. Hiç olmuyor. Şimdi mutlaka şu durumda kalmışızdır hepimiz. Bir şey alacağım, tamam, öyle herhangi bir şey. İşimiz için aşırı önemli, aşırı gerekli olmasına gerek de yok. Anlık veya kısa vadeli bir ihtiyaç bu bahsettiğim şey. Ama üzerine saatler, günler, hatta onlarca lira akıttığınız bir şey. Hah işte o şey var ya, o şey aslında iş yapmamak için ürettiğimiz bir bahane. Muazzam. Ya işte telefon alacağım, ne var? iPhone 14 Pro Max 1 TB. Aston Martin Vantage V12. Wow. Rode NTG 5. A7S3. Hatta bir dakika. Ne A7S3'ü? Red Monstro, Arri Alexa LF, Boxer alacağım, Tom Ford, Calvin Klein. Şimdi böyle bir şeyi yapabilmek için bir şey almaya ihtiyaç duyuyoruz. Sonra en iyisini alamazsak o şeyi yapamazmışız gibi çok hastalıklı bir düşünceye kapılıyoruz. Ne bileyim, kurgu yapacağım. Harika bir kurgu yapmak istiyorum. İşte benim RTX 4090'lı bir makine toplamam lazım. Veya M2 çipli bir MacBook Pro almam lazım. Ve işin korkutucu tarafı, buna inanıyoruz da. Ama aslında ihtiyacımız yok ki hocam. Yani daha doğrusu en hızlısına, en iyisine, en büyüğüne ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan şey çoğu zaman ya halihazırda sahip olduğumuz bir şey oluyor ya da çok ufak bir yatırımla ulaşabileceğimiz bir şey oluyor. Ve nedense bu farkına varılması çok zor bir şey. Hatta farkına varılsa da kabul edilmesi çok zor bir şey. Çünkü daha iyi fotoğraf çekmek için iPhone Pro Max'a ihtiyacım yok. Daha iyi kurgu yapmak için M2'li bir MacBook Pro'ya ihtiyacım yok. Daha iyi spor yapmak için Nike Pro Tight'a ihtiyacım yok. Carl Zeiss'a, Asus'a, Rotring'e, Rode'a, bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Ve bunu kabul etmek de o kadar zor bir şey ki. Çünkü bir kere bunu kabul edince şunu yapmak zorunda kalıyoruz. İşi. Aslında tam da bu yüzden en iyisini istiyoruz zaten. Çünkü neden hala daha bir şey yapmadığımız sorulduğunda bir sebep bulmak için. Abi sen neden hala daha bir kitap yazmadın sorusuna, çünkü en iyi daktiloya sahip değilim cevabını vermek ne kadar saçmaysa, neden hala daha ilk filmini çekmedin sorusuna, çünkü Alexa'm yok demek aynı saçmalıkta. Peki ne yapabiliriz? Elimizdekilere odaklanabiliriz. Bu elimizdekiler bütçe olabilir, ekipmanlar olabilir, know-how olabilir veya network olabilir. Ama hemen hızlıca ulaşabileceğimiz, hızlıca aksiyon alabileceğimiz şeyler olmalı bunlar. Kendinize şunu sorun. Ben şu anda ne yapabilirim? Ben şu anda sahip olduklarımla ne yapabilirim? Ve onu yapın. Ya işte podcast yapacağım, film çekeceğim ama mikrofonum yok. Telefonum var. İşte video çekeceğim ama ışığım yok. Arim yok ama monitörüm var. Ne bileyim, ya roman yazacağım ama daktilom yok. Not defterim var. Sadece bir kere bu felsefeyi uygulayıp içselleştirdiğiniz zaman çok büyülü bir şey oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? İlerliyorsunuz. Ve aslında ihtiyacınız olduğunu sandığınız şeylere ne kadar ihtiyacınız olmadığını anlıyorsunuz. Bunu neden size anlatıyorum? Çünkü ben de yeni fark ettim. Bir 9 ay oldu. Yani artık havalı bir ofiste değilim. Arri Alexa'larla renklendirmiyorum. Çok geniş bir hangarımız yok diye bahane uydurmayacağım. Ne bileyim, görüntüyü Barış Karançer yönetmiyor diye böyle bir içerlenmeyeceğim. Tamamen elimdekilere odaklanıyorum. Kameram var, mikrofonum var, monitör var, bir tane ışık var. Tamam, kafi. Kafi adam olana çok bile. Önemli olan çünkü üretmek. Elimizdeki bir, aklımızdaki binden o kadar değerli ki ve bu sınırlı zaman ve enerjimizi üretmeye ve aksiyona dökmeye, gerçekleştirmeye ayırmamız lazım. Ben de artık
bunu yapmaya çalışıyorum. Ve bir V daha geldi. Minik bir proje daha var. Adına hafta sonu dedim. Her hafta sonu veya her iki haftanın sonunda bir belgesel yayınlayacağım. Bu belgeseller size bir değer üretecek. Bunlar ya şu ana kadar başarılı olmuş insanların hayatları olacak, biyografi tadında bir belgesel. Ya da onu söylemeyeyim ya, onu gördüğünüz zaman anlarsınız. Evet, ben Alperen. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın ve bir şeyler üretin. Bir şeyler üretin, benimle yorumlardan ya da Instagram'dan paylaşın, birbirimize destek olalım. Çünkü gördüğüm kadarıyla hiçbirimizin bir yetenek, bir bilgi veya bir deneyim sorunu yok. Hep motivasyon, bir birliktelik, bir beraberlik sorunu var. Bakalım. Bunu yalnız olmadığınızı anladıktan sonra, sizin aynı problemleri yaşayan bir sürü insan olduğunu anladıktan sonra o kadar özgürleşiyorsunuz ki muhteşem bir şey oluyor. Hadi görüşürüz.